Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Daha özet bir halde, belki iki bölüm halinde yaparız videomuzu uzun olmasın diye, hikaye ünitesini işleyeceğiz. Değerli öğrencilerim, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, anlatıcı hikayede anlatımını anlatırken, bu roman için de geçerlidir, farklı bakış açılarıyla anlatır. Bundan dolayı anlatıcının bakış açısı vardır ve bu bakış açıları üçe ayrılır. 1- ilahi bakış açısı, 2- kahraman bakış açısı, 3- gözlemci bakış açısı. Şimdi ilahi bakış açısı dediğimiz şey değerli öğrencilerim, anlatıcı kahramanların içinden geçen her şeyi bilen bir anlatıcıdır ve olayı sürükleyen, istediği yerde tamamlayan, istediği yerde hızlandıran, tamam mı? Kahramanlarının aklından geçenleri bilen, psikolojilerini bilen bir bakış açısıdır. Buna biz tanrısal, ilahi bakış açısı diyoruz. Bir diğer adıyla hakim bakış açısıdır. Dolayısıyla hikayelerde, hikayeci anlatımlarda çokça kullanılan bir bakış açısıdır. Bir de kahraman anlatıcı vardır. Burada ben anlatıcı diyoruz buna. Olaylar hikaye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır. Yani oradaki kurmaca kişi, anlatıcı, ben ağzıdır, kahramandır, kahramanlardan biridir. Yazar o kahraman üzerinden bu anlatımı yapar. Olayları yaşayan kahraman, olaylar karşısındaki intibalarını, tutumunu kendi bakış açısıyla okuyucuya yansıtır ve bu bakış açısından anlatıcı birinci ağızdan, birinci tekil şahıs ağzından anlatır. Yani ben yaptım, gittim, koştum, çok üzüldüm gibi. Bir de gözlemci, yani müşahit bakış açısı var. Buna kamera bakış açısı da denen kaynaklar var. Burada ise anlatıcı kahramanların içinden geçenleri bilmez. Sadece gördüklerini, tanık olduklarını aktarır. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sınırlıdır. Nesnel bir tutum sergilenir. Bu bakış açısında da üçüncü tekil şahıs ağzından anlatım vardır. O zaman ilahi bakış açısı, yani hakim bakış açısıyla gözlemci bakış açısını biz ayırırken en önemli noktamız sevgili arkadaşlar, kahramanlarının iç dünyasını biliyor mu, anlatıyor mu? İç dünyasına hakim mi? Eğer iç dünyasından bahsetmiyorsa, iç dünyasını yansıtmıyorsa o zaman burada gözlemci bakış açısı var. Çünkü karıştırılabilmektedir. İşte kurmaca anlatıcı. Hikayelerde anlatıcı bu üç bakış açısıyla ne yapar? Anlatır. Eğer birinci tekil şahıs ağzıyla anlatıyorsa burada zaten kahraman anlatıcının bakış açısıdır. Eğer üçüncü tekil şahıs ağzıyla anlatıyorsa o zaman bakacağız. İyice okuyacağız metni. Acaba anlatıcı iç dünyasından geçen duygularını, düşüncelerini, aklından geçenleri yansıtıyor mu, biliyor mu? Yoksa bunlara hiç değinmiyor, sadece gördüklerini, gözlemlediklerini mi anlatıyor? Buna göre de gözlemci veya hakim bakış açısıyla yazmış diyoruz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim, bu noktada biraz önce dikkat ederseniz dedim ki bazı kaynaklarda kamera bakış açısı, bakış açısıyla da anlatım dedim. Bazı kaynaklarda geçiyor. Bunu niye söylemiş bu kaynaklar? Şundan dolayı. Dikkat ederseniz günümüzde zaten her kuruluşta kameralar bizi çekiyor. Öyle değil mi? Peki kameralar bizim içimizden geçenleri biliyor mu? Hayır. Sadece gördüklerini kaydediyor, yansıtıyor. Dolayısıyla bu anlamda da bu kamera kavramını örnek vermektedir bazı kaynaklarımız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir metnin oluşabilmesi için, bir metne metin diyebilmemiz için bu metnin bir temasının olması lazım. Dolayısıyla bu eğer sanatsal bir metinse temasının olması lazım. Öğretici bir metinse bir ana düşüncesinin, ana fikrinin olması lazım. İşte hikayelerde bir tema etrafında bir araya gelen metinlerdir arkadaşlar. Tüm diğer metinler gibi. Her metnin bir yazılış amacı var. O zaman hikaye de belli bir amaç doğrultusunda yazıldığı için yazar orada mesajını hikaye yoluyla vermeyi amaçladığı için bir teması vardır. Tema, hikayedeki temel duygu veya düşüncedir, soyuttur ve geneldir. Sevgi, dostluk ve benzeri gibi. Konu ise hikayedeki duygu veya düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele aldığı olgudur. Dolayısıyla temayı sınırlandırır. Burada da arkadaşlar ikisi arasındaki farkı göstermek için şöyle ifade edebiliriz. Tema daha geneldir ve soyuttur. Konu ise temanın sınırlandırılmış halidir, daha özeldir. Mesela aşk diyelim. Şimdi aşk tema mıdır, konu mudur? Yerine göre bunu cevaplandırabiliriz. Mesela Leyla ile Mecnun hikayesi anlatılırken bu hikayenin teması nedir dediğimizde nedir? Aşktır. Bakın genel ve... Peki Leyla ile Mecnun hikayesindeki aşk nasıl sınırlandırılmıştır? Leyla ile Mecnun'un aşkıyla sınırlandırılmıştır. Yani sadece aşk Leyla ile Mecnun arasındaki bir aşk mıdır? Kerem ile Aslı'nın aşkı değil midir? Veya sizin bir sevdiğinize duyduğunuz aşk değil midir yani? Bakın ne yaptık? Sınırlandırdık. O zaman Leyla ile Mecnun'un aşkı dediğimiz zaman bu sınırlandırılmış, konu haline getirilmiş bir kavramdır. Aşk dediğimiz şey ise daha soyut bir kavramdır. Yani bakın o aşkın altına biz birçok aşkları ne yapabiliriz? Konumlandırabiliriz. O zaman aşk temadır. Leyla ile Mecnun'un aşkı dediğimiz zaman bu ise bir konudur. Sevgili arkadaşlar, hikayede çok önemli unsurlardan birisi de temanın oluşumuna katkı sağlayan karşılaşma ve çatışmalardır. Bir hikayede, bir romanda sevgili arkadaşlar, temanın ortaya çıkabilmesi için iki kavram çok önemlidir. Karşılaşmalar ve çatışmalar. Eğer bir romanda veya bir hikayede, bir olay anlatımında karşılaşma ve çatışma yoksa orada tema ortaya çıkmaz. Soyut olarak vardır yani. Hikayenin içinde ortaya çıkmaz. Olay çevresinde gelişen edebi metinlerde arkadaşlar, çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde kahramanların yüz yüze gelmeleri karşılaşma kavramı olarak adlandırılır. Çatışma kavramı ise hikayede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin, kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan duruma da biz çatışma diyoruz. Olayların dayandığı asıl öğe çatışmalardır. Bu durum merak duygusunu canlı tutar. Hayal gerçek çatışması gibi, doğu batı çatışması gibi, işte ileri geri çatışması gibi vesaire. Bu çatışmalar hikayenin temasının ortaya çıkmasına katkı sağlayan unsurlardandır değerli öğrenciler. İşte bütün bu kavramlar sevgili arkadaşlar hikayenin içinde gördüğümüz ve hikayeyi oluşturan kavramlar olarak karşımıza çıkmakta. Evet, hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.